Hava açıldı iyi. Şuraya çeksene şu tarafa. Nasıl? Dumanlı dağlar. Antalya Sarkıkent kayak merkezindeyiz. Seç burada, kiralama da buradadır o zaman. Ski Resort burası. Yıllardır gitmek istediğim Antalya Sarkıkent'e nihayet bir hafta sonu Ahmet'le beraber gitmek için yola çıktık. Şimdi Ahmet kim diye soracaksınız. Evet, benim baldızımı ayartıp bana bacanak olan sevgili dağcı arkadaşım. Onunla beraber yola çıktık. Şu anda kayaklarımızı giyiyoruz. Ayak takımlarını aldık. Evet, kiraladık. Şimdi şurada arkamızdaki telesiyejden yukarıya çıkıp kaymaya başlayacağız. Antalya Sarkıkent. Hoş geldin. Antalya merkeze yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta olan bu tesis 4 kilometrelik küçük bir parkuru içeriyor. Bunun yanı sıra biraz daha acemiler için küçük bir telesiyej bölümü de var. Nereden? Gel buradan buradan. Nasıl? Buraya kadar tamam. Bence yavaş yavaş buradan bir bakalım, turladı hadi. Benim şansımdan mıdır nedir? Sık sık elektrik kesintileri oldu. Ahmet bana kayak biliyorum dedi. Benim suçum yok. Adam şimdi aşağıda. Ben yukarıdaki büyük piste gideceğim ve orada burayı öğreneceğim biraz. Ondan sonra bakalım onu, biraz onu çalıştırırım herhalde. Ben de çok iyi bilmiyorum ama en azından bir temel bir kayış gerekiyor. Bayağı da eğim var ama. Zirveye çıktım. Aşağıya doğru inmeye başladım. Çok güzel. Uzun zamandır kayak yapmadığım için temkinli bir şekilde başlıyorum. Daha sonra biraz daha hızlanabilirim. Deniz, kum, turizmi yapan Antalya için aslında bu kayak merkezi büyük bir fırsat. Ama biraz daha yatırım yapılması ve desteklenmesi gerekiyor. Beni soracak olursanız, keyfim oldukça yerinde. En son Norveç'te kayak yapmıştım. 2 sene önce. Evet, tam 2 sene önce ve şu anda tekrar kayaklarımın üzerindeyim. Gittikçe hızlanmaya başlıyorum. Tabii kayak yapmadığım zaman diliminde salon sporlarıyla uğraştığım için biraz daha kaslarım sıcak diyebiliriz. Ama her sporun ayrı bir kas yapısı var. Bir gün sonra kaslarımın çok ağrıyacağını düşünmüyorum açıkçası. Ağzımda konuşamıyorum. Gördün mü beni? Gördüm tabii. Ata ağızlı olduğumu da göstermiş oldum. Çekerek mi kaydın? Evet. Oha, iyi düşünmedin ha. Çekiyor mu hala? Evet, hala çekiyor. Sonunda Ahmet Bey teşrif ettiler. Benimle beraberler. Evet. öğreniyor ufak ufak. Bir iki sefer daha gelmek lazım buraya. Değil mi? Evet. Bir sefer daha gelince daha rahat kayıyoruz. Çekim yapmak için yanımda ekstra bir kamera getirmedim. Dolayısıyla çekimlerimi cep telefonuyla yapıyorum.
Biraz kayalım. Hava güzel. Ara ara sis basıyor ama hava çok güzel. Sırt çantamın içinde o gün için yiyeceğim ufak tefek atıştırmalıklar ve onun yanı sıra da tabii ki suyum var. Yansıyan ışıktan bu arada ne çektiğimi pek görmüyorum açıkçası. Çekimlerle anılarım arasına yeni bir tanesini daha katmış oluyorum. Kayak yapıyorum. Kayak yapmayı 2000 senesinde dağcılık yaparken öğrenmiştim. Oldum olası doğa sporlarını çok sevmişimdir. Ortalama 4 saattir kayıyorum. Günü bitirmenin zamanı gelmedi mi? Evet, dönelim artık. Evde çocuklar bizi bekliyor. Ya kısa kısa ver, çok uzak. Arada beni de çek tabii ki. Şifir şifir. Ay. Tık 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 tık.